izleyicilerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde röportajlarımız devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin makamındayız. Abdurrahman Bey, merhaba. Yeni yasama döneminde sizlere başarılar diliyoruz, hayırlı çalışmalar diliyoruz. Çok zor bir seçim, çekişmeli bir seçim yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri yapıldı. Adıyaman'da seçim çalışmaları 6 Şubat depremiyle daha ağır ve zor geçti. Binlerin felaketine maruz kaldık. Öncelikle böyle bir kısa Adıyaman seçim sonuçları ve genel sonuçları kısa bir değerlendirirseniz sonra sorunlar üzerine odaklanalım. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan büyük bir şeref duyduk, onur duyduk. Bu kapı Adıyamanlıların kapısı. Şimdi Adıyamanlılara sonuna kadar açık. Türkiye'deki tüm hemşehrilerimize açık. Bu makam milletin makamı. Milletimiz bize 28. dönemde de bu şerefli onurlu görevi verdi. Biz de 27. dönemde olduğu gibi bu dönemde de görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Milletimizin, insanlarımızın, şehrimizin hakkını korumak adına bütün gücümüzle, bütün enerjimizle çalışacağız. Tabii özellikle girmiş olduğumuz hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi Türkiye siyaset için tarihi bir seçimdi. Biz muhalefet olarak, Millet İttifakı olarak ve muhalefetin tüm bileşenleri olarak bu dönem özellikle bu başkanlık sistemi denilen ama bütün gücün yürütmede olduğu, cumhurbaşkanında olduğu, bir kişide olduğu bu sistemin demokratik yollarla sandık yoluyla değiştirilmesinin Türkiye'nin geleceği için, ülkemizin ve devletimizin geleceği için doğru olacağını düşünüyorduk. Ve bunun için sahaya indik, çalıştık, propagandamızı yaptık. Adıyaman'da da ben bu dönem yine lisedeki aday arkadaşlarımızla birlikte halkımızın bütün kesimlerine, köylerine, ilçelerine ulaştık. Kendimizi anlattık. Siyasetteki hedeflerimizi anlattık. Adıyaman için, Türkiye için yapacaklarımızı anlattık. Ama tabii yapılan seçimlerde böyle bir sonuç ortaya çıktı. Halkımız Cumhurbaşkanlığında, mevcut Cumhurbaşkanı'na milletvekili olarak da Adıyaman'da 4 milletvekili iktidarı, 1 milletvekili bize verdi. Muhalefet olarak bizi bir milletvekiliyle sadece ödüllendirdi diyebiliriz. Dolayısıyla biz demokrasiye inanmış bir partinin mensuplarıyız. Demokrasi kurumsallaştırmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapıyoruz. Halkın tercihi, halkın sandıktaki iradesi her zaman başımızın üstündedir. Ben de siyasi çizgimde ve siyasetini hep öyle gördüm. Sandıkta çıkan iradeye saygılıyız. Tabii ki bir taraftan da şunu da görmek lazım. Mevcut sistem bu sefer sandıkta çıkmış olsa da yine de muhalefetin yapacağı işler var. Biz millet adına denetim görevimizi en iyi şekilde yapacağız. İktidarın halkın sorunlarını çözmesi konusunda zorlayacağız. Adıyaman'da geçen dönem gerçekten Adıyaman'ın bütün farklı kesimlerinin sesi oldu. Yer yerinden gölbaşına kadar. Bütün ilçelerimizin, köylerimizin görüşü, fikri, rengi ne olursa olsun herkesin daima yanında oldu. Bu dönemde aynı kararlılıkla çalışacağız. Ben sizin aracımızla yine sandıkta, seçimde sandığa gidip oy kullanan, tercihini yapan bütün hemşehrilerimize, demokratik görevini yerine getiren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum görevlerini yaptıkları için. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Ta ki Türkiye'de demokrasi, hukuk yerini bulana kadar, halkımızın refahı, mutluluğu tecelli edene kadar çalışacağız. 6 Şubat depreminde ağır yara aldı Adıyaman. Siz de depremi yaşayan ve kurtarma çalışmaları içerisinde bizzat bulunan bu dramı yaşayan birisiniz. Mevcut sorunların hükümet nezdinde daha çabuk çözülebilmesi hususunda mutlaka öneriler getiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Şu ana kadar hükümet üzerine düşen görevleri yapabildi mi? Ya da neler yapabildi, neler yapılamadı? Evet, biz bunu zaten depremden sonra özellikle meclise geldiğimizde yapmış olduğumuz konuşmalarla verdiğimiz önergelerle dile getirdik. Adıyaman'da da diğer deprem bölgelerinde de şunu üzülerek belirteyim.
arama kurtarma çalışmaları zamanında başlamadığı için binlerce insanımızı tabir yerindeyse inliye inliye kaybettik ve insanlarımız gözümüzün önünde elimizden kaydılar. Enkaz altlarında kimi donarak öldü, kimi de nefessiz kalarak öldü. Toplu mezarlara defnedildiler. Biz yalnız bırakıldık Adıyamanlılar olarak. Adıyaman halkı deprem zamanında, afette yanımızda bir şey olursa, başımıza bir şey gelirse devletimiz, hükümetimiz yanımızda olur diye bekliyordu. Ama depremin ilk 4 günü, hatta ilk 5 günü doğru dürüst bir koordinasyon olmadığı için, arama kurtarma çalışmaları zamanında başlamadığı için kent olarak büyük bir ağır tabloyla karşı karşıya kaldık ve çok sayıda hemşehrimiz vefat etti. Depremin ilk gününden bugüne kadar bir takım çalışmalar olsa da şu an hala bu ağır tabusu yazın sıcağında çadırlarda yaşayan vatandaşlarımız var. Konteynere ulaşan yurttaşlarımız var. Kırsalda kalıcı konutlar için yer tespitinin yapılmasını bekleyen, enkazların kaldırmasını bekleyen yurttaşlarımız var. Yani deprem bölgesi olan Adıyaman'ımızda A'dan Z'ye sorunlar kısmen devam ediyor. Biz sizin aracınızla tekrar iktidara da çağrı yapmış olalım. Bu sorunların çözülmesi için mutlaka çok daha farklı ciddi adımların atılması lazım. Kentin yeniden imara ve inşası konusunda Adıyaman'daki bütün farklılıkların sesine kulak verilmesi lazım. Deprem öncesi İktidar Partisi'nde şöyle bir hava vardı. Ben her şeyi bilirim havası vardı. Ama ben her şeyi bilirim havasının işe yaramadı. Biz depremde tecrübe ettik. Benim bu dönemki beklentim ve arkadaşlarımıza da önerimiz, iktidardaki arkadaşlarımıza önerimiz, bütün farklılar sürecin içine katarak muhalefetiyle, iktidarıyla, STK'sıyla, basınıyla hepimiz bir araya gelirsek ortak akılla kendimizin yeniden inşası ve imari için görüşlerimizi, aklımızı, gücümüzü birleştirirsek çok daha güzel işler yapabiliriz. En azından gelecek nesillere güzel bir Adıyaman'ı bırakabiliriz. Daha güvenli, daha huzurlu, çocuklarımızın daha rahat içerisinde yaşayabileceği konutların yapılmasına tutun da iş yerlerine kadar, parklarına, bahçelerine kadar yapabiliriz. Bunu biz bu konuda hazırız. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yaparız. Depremle ilgili hükümetin ve bu başkanlık sisteminin aslında ne kadar kötü bir sistem olduğunu biz aslında depremde de test ettik. Neyi gördük? Düşünebiliyor musunuz? Ulaştırma Bakanlığı depremde bir kenti unuttu. Hiçbir yazışmasına Adıyaman'a yer vermedi. Haber mültenleri bile 3-4 gün Adıyaman'dan bahsetmedi. Depremde başkanlık sisteminin kurumlarının nasıl çürüttüğünü, liyakatsiz kadroların ne kadar beceriksiz kadroların ne kadar halka ağır fatura ödettiklerini de test etmiş olduk. Bakınız bu önünde duran Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem araştırma raporu. Bu raporu özellikle bütün iktidardaki arkadaşlarımın okumasını öneririm. Ben kendim başucu kitabımı yapmışım. Ve burada aslında yapılan eksikleri neler olduğu, hangi konularda problemler olduğu açık bir şekilde ortaya konulmuş. Bu rapor içeriği ve bilim insanlarının bu konuya ortaya koydukları bütün değerlendirmelerin dikkate alınması lazım. Kent yeniden yapılırken yine bir olduğu biteye getirilmemesi lazım. Sadece yandaş müteahhitler kazansın diye Adıyaman'ın müteahhitlere ve müteahhitlerin insafına bırakılmaması lazım. Biz bu konuda eşit takipçisi olacağız. Bu şehrin milletvekili olarak, bir evladı olarak üzerimize ne düşüyorsa şehrimizin hakkının korunması anlamında her türlü görevi cesaretle yapacağız. Evet, sanırım son olarak izleyicilerimize ne söyleyeceğiz? Son olarak bütün hemşehrilerimize şunu söylüyorum. Adıyaman bizim vatanımız, ortak paylarımız, depremde yıkılmış olsa da manevi olarak bağlarımız var. İl dışında bulunan tüm hemşehrilerimizi inşallah yakın zamanda kendilerine dönmeye ve sahip çıkmaya da davet ediyoruz. Bütün hayırseverlere, bütün kurumlara Adıyaman halkıyla dayanışmayı sürdürmeye davet ediyoruz. Şehrimizde sorunlar bitmiş değil. Şehrimizde barınma sorunu başta olmak üzere tüm sorunlar devam ediyor. Adıyaman'ın hem hükümetin, kamunun yapacağı işlere ihtiyacı var, desteklere ihtiyacı var. Hem de hayırseverlerin, iş insanlarının yapacağı desteğe ihtiyacı var. Herkesi Adıyaman'da dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz. Ben de bu şehrin milletvekili olarak bize 28. dönemde de bu görevi veren bütün Adıyaman halkına teşekkür ediyorum. Onlar adına bu kutsal çatı altında çalışmalarımızı, mücadelemizi sürdüreceğiz. Adıyaman'ın sorunları çözülünceye kadar da takipçisi olacağız. İşimiz zor ama altından kalkabilecek gücümüz var. Adıyamanlılar birlik olursak, beraber olursak, yan yana durursak
yaralarımızı kısa sürede içerisinde çözeriz. Gidenleri geri getiremeyiz ama kalanlar için huzurlu, güvenli bir Adıyaman'ı inşa edebiliriz. Ben bu konuda üzerime ne düşüyorsa yapacağım ve yapmaya da hazırım. Evet, teşekkür ederim.